Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan yoğun göç almaya devam ediyor. Beyaz Saray bir dizi ortak plan geliştirmek için Meksika ile masaya oturdu. İki ülke göçmen akınına karşı birlikte hareket etme kararı aldı. Amerika ve Meksika göçle mücadele için güçlendirilmiş ortak plan geliştirecek. Amerikan eski başkanı Donald Trump, 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle sığınmacıların geri gönderilmesi için kullanılan 42. maddeyi yürürlüğe koymuştu. Yürürlük 11 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihten sonra Amerika yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Göç endişesi nedeniyle Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanlığı Meksikalı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede yoğun göçe karşı bir dizi ortak ilave önlemin alınması kararlaştırıldı. Kaçakçılıkla mücadele için ortak eylemlerin hızlandırılması konusunda anlaşma sağlandı. Meksika'nın Amerika sınırına yakın bölgelerinde kalkınma ve istihdam programlarının yenileneceği sözü verildi. 42. madde kapsamında düzensiz göçmenler 2 saatten kısa bir süre içinde Amerika'dan sınır dışı ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun, Ordu ve Samsun'daydı dedik. Oradan halka seslendi, müjdeler verdi. Temmuz ayında emekliler için zam mesajı verdi. Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. Ekonomide iyileşme vurgusu yaptı. Enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. Giresun mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliler için ara zam mesajını yineledi. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. Cumhurbaşkanı eleştiri oklarını ise muhalefete yöneltti. Hedefinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bana diyorlar ki, ya sen bu Bay Bay Kemal ile niye bu kadar uğraşıyorsun? Ya adam hep yalan söyleyin, nasıl uğraşmayayım? Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar. Erdoğan, altılı masa üyelerini aile kurumuna zarar vermekle suçladı, ailenin korunması gerektiğini ifade etti. LGBT'ci değiliz. Biz LGBT'ye karşıyız. CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci ki bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz. Ve biz güçlü aile, güçlü millet demektir. Böyle bugünlere geldik. Sonrasındaysa Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Cengiz Kurdoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısını alanda toplanan seçmenlerle birlikte söyledi. Sormayanlara biz onu seviyoruz. Seviyoruz. Ardındansa kürsüye çıktı. Bu kez gündeminde CHP ve HDP vardı. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü. Şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimizin de utandığına inanıyorum.